Şöyle, şimdi bir israfla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Sayın hanımefendi, Emine Erdoğan hanımefendi açıklamaları oldu. Öncesinde de bir kararname yayınlandı tasarrufla ilgili, kamuda tasarrufla ilgili hangi başlıklarda tasarrufun uygulanacağına dönük. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir eleştirisi var. O kararnamede, genelgede, özür dilerim, tasarruf tedbirlerinin ile ilgili genelgede Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nin tasarruf tedbirlerine muaf tutulması. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Bir de 19 yıl sonra bir israf. İşte bunu demeyecektiniz. Yani siz demeyecektiniz en azından. Çünkü bir gazeteci buyurun olarak 2003'te bir kararname oldu. Böyle bir genelge olduğunu ben hatırlıyorum. 2003'te. 2003'te. 2007'de. 2007'de. Binali Bey, Sayın Binali Yıldırım başbakanken ben o zaman başbakan baş danışmanlarından biriydim. Bir baş müşavir olarak mesela zaman zaman benim arabam yoktu. Başbakan baş müşavir nereden geliyor? Başbakan müsteşarlığının altında başbakan müsteşar yardımcıları var. Oraya denk geliyor ve bizim zaman zaman arabamız yoktu. Ama ben sizi şahsen de tanıyorum. Zaten sizin biraz tarzınızla ilgili de olabilir. Eyvallah, ben şuradan yani Ankara'da giderim. Ankara'da böyle şeylerin olduğunu biliriz yani. Doğru. Ama bak o kurumsal karar, yani o tedbirler kapsamında idi. Başka bir şey 2019'da var ve bunları Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatırlamaması düşünülemez. Bir gazeteci olarak sizin de hatırlamışsınızdır. Ben yani her şeyi de her an hatırlamak zorunda değilsiniz elbette. O manada bir şey söylemiyorum ama ben net söylüyorum ki 2003'te var. Çokça defa yapıldı diyorsunuz. Evet, daha önce yapıldı ve 2003'te yapılanında şimdi bir hatırlatma yapıyorum. Cumhurbaşkanımız o zaman kim? Tayyip Erdoğan değil, doğru mu? Sayın Gül. 2000 kaç? 2003. 2003, Ahmet Necdet Sezer. Sayın Sezer geldiğinde hükümetin yayınlamış olduğu o genelgede de tasarruf tedbirleri beyanında da evrakında da Cumhurbaşkanlığı hariç tutulmuştu. Muaf tutulmuştu. Neden? Neden? Doğru yaptılar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı o makam ve meclis milletin ve devletin bütünlüğünü temsil eder ve orada siz yani biz sizin arkadaşız, program dışı söylüyorum. Aküçüm gel bir kahve içelim ya da ben sana geliyorum karnım aç gibi bir yer değil orası. Oraya yabancı devlet başkanları geliyor. Onların Türkiye Cumhuriyeti'ni herhangi bir tasarruf tedbirinden dolayı zayıf görmesine izin vermemelidir. Verilmemelidir. Buna dikkat edilmelidir. İki, başka ülkelerin başbakanları, genelkurmay başkanları yani kendi bakanlıklarına ya da muadil makamlara geldiklerinde zaman zaman onları Cumhurbaşkanımız da kabul ediyor. Orası hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı eski jargonla söylersek. Orada dikkat etmek gerekir. Mecliste dikkat etmek gerekir. Milletin iradesinin tecelli ettiği yer. Şimdi şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. İsraf, israf, israf. Ben gelince Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım. Bir, öyle bir şey olmayacak zaten. 3000 yılına kadar rahat olabilirsiniz. 3000 yıl sonrasında düşünürüz. O başka bir şey. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu iktidara gelmeyecek anlamda söylüyorsunuz. Anketleri birazdan konuşalım. Yani onu hani espri olarak söylüyorum, mizah olsun diye söylüyorum ama bakınız. Geldiğinde satacaksa Sayın Kılıçdaroğlu özel jetle dolaşmasın. Bugün nereye gitti? Samsun'a. Nereye gitti? Özel jetle. Özel jetle giderken bir yere ben Cumhurbaşkanlığı'nın uçaklarını satacağım. Onların hiçbirisi Tayyip Erdoğan değil. Onların hepsi devletin. Bir kere bu yani devletle memleketle siyaseti ayırmayı öğrenmelidir bazı siyasetçi arkadaşlarımız. Ve devletle AK Parti ayırıyor mu mesela siyaseti? Tabii ki bunların hiçbirisi oraya herkes kafasına göre binemiyor. Her şeyine dikkat ediliyor onların. Bir kuruşluk masrafına dahi dikkat ediliyor. Bir kişi daha fazla binerse bir kişi daha... Bunlar devlet protokolü şeklindedir. Bunların hepsi yazılı çizili kayıtlıdır. Bir kuruşu, bir gram, bir damla benzin hepsinin hesabı görülür onların. Hepsi devletindir. Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da o Cumhurbaşkanlığı külliyesi içerisinde bir tane kırık iğnesi bile yoktur. Hepsi devletindir ve Tayyip Erdoğan görevini tamamlayıp oradan ayrıldıktan sonra gelecek olan yeni Cumhurbaşkanımız da her kim olacaksa o aynen devam edecektir. Fakat bir tutarsızlığa dikkat çekiyorum Sayın Ersoy. Diyorum ki israftan bahseden kişi devletin uçaklarını satacak olduğundan bahseden kişi şuradan şuraya özel jetle gitmesin.
Ki anlayalım. Ben tarifeli uçakla geldim buraya. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı olan AK Parti'nin genel başkan yardımcısı olarak tarifeli uçakla geldim. Gittim oturdum. Önce arkada bir yere oturttular beni. Sonra dediler ki efendim şurada bir yer buraya alalım sizi filan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Buraya da ortalama bir araçla geldim. Ve korumam şuyum buyumdu. Şoförüm vardı. Basın danışmanım var. Beraber bu kadar. Ankara'da şöyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri. Elbette özellikle bir yere gidebilir diye düşünüyorum. Hiç sorun yok. Ama özel uçakla bir yere giderken özel uçakla gittiği yerde şöyle bir konuşma yapamaz. Ayıptır yani. Hayır, çok fazla ahlaksızlıktır bu. Söylüyor. Ahlaksızlıktır kelimesini geri alıyorum. Ahlaka aykırıdır. Vicdana aykırıdır. Özel uçakla bir yere git. Ondan sonra de ki Cumhurbaşkanı çok fazla uçak olduğunu. Çok söylemiş. Fazla uçak olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu. Peki bir israf sorunu var mı Ankara'da? Devletin D'sini yönetmediği için, yönettiği bir yeri batırdığı için israf nedir? Biz onun hanesinde, mahallesinde çok iyi biliyoruz. Orada bir tane fazladan uçak varsa o fazladan uçak havaalanında bekleyip ne olacak sizce Sayın Ersoy? Orada bekliyor olacaklar ne olacak? Bir kısım şeyler devlette yedekli tutuluyor. Mesela hava kuvvetlerimizin 100 tane uçağı varsa 100 tane pilot olmaz. Diyelim ki 120 tane, 130 tane pilot olur. Neden? O pilota o uçak hiç kullanılmadığı halde maaş verilir. Neden? O bir gün lazım olur ve o lazım olduğu gün o yoksa olmaz. O yüzden onlar öyle bekletilir. Bazı şeyler öyledir. Ama orada bir israf olduğunu ben mesela görmedim. Gören birisi varsa matematiğini ortaya koysun. Makam araçları çok eleştiriliyor. Makam araçları. Makam araçlarının tedbirleri içerisinde. Bakınız, doğru. Söyleyeyim size. Bazı makam araçlarını ben fazla buluyorum. O ayarda olması gerekmiyor. Bir alt kademede olabilir. Bazı yöneticiler yani siyaset yöneticileri yani AK Parti'den bahsetmiyorum. Bütün partiler için söylüyorum ve devletin ve hükümetin bazı yöneticilerinin kritik görevleri sebebiyle özel korumalı araçlarının ve ekiplerin olması gerekiyor. Mesela şahsen benim olması gerekmiyor. Dolayısıyla gerek yok. Ama burada bir ayarsızlık varsa bunu konuşalım. Fakat ben bazılarında bir alt kademede olabilir diye düşünüyorum. Buna ama kişinin kendisi karar verir. Ben onun yerine karar veremem. İki, bu eleştiri yapan kişinin önce altındaki arabaya bakması gerekir. Öyle bir şey de var. Türkiye'de muhalefet, evet. Muhalefet artı, iktidara geldiğinde bu, muhalefet ettiğiniz şeyleri yapmak gibi bir evet, sosyolojik bu, problemimiz onu oldu. Onu canım muhalefetteyken yapıyor. Yani onların AK Parti canım, muhalefet ettiği dönem ki şeylerini iktidardayken yapıyor mu? AK Parti sürekli görüş, iktidardaydı. Görüş olarak soruyor. Şunu söyleyeyim. Yani o milli görüş çizgisinden gelenler mesela tamamlamak istediğim bir bölüm var dönemdeki yalnız. Şeyleri iktidara geldiklerinde yapıyorlar mı? Bu tip sapmalar varsa bunu var mı? Herkes eleştirsin. Siz söyleyin konuşalım. Musunuz? Soruyorum ben. Ama tamamlamak istediğim bir yer var. Tamam, şu. Peki. Bu yalan rüzgarını CHP İstanbul seçimlerinde çıkardı. Hangisi? Bu araba araç yalan. Araç. Ve şeye dizdi araçları aşağıya. Ondan sonra oraya itfaiye araçlarını da koydu. Efendim mal taşıma araçlarını da koydu makam aracı diye. Ambulans araçlarını da koydu. Utanmadan lüks araç olmadığı için onların içerisinde bir de lüks olsun diye oraya lüks bir araç koydular. Sonra o lüks araç Başkan Bey'in birinci adamın aracı olduğu ortaya çıktı. Sonra onun kaç katı fiyatla ne kadar daha fazla araç aldılar. Bunların hepsi ortada. Böyle tutarsızlık, böyle yalancılık olmaz, böyle sahtekarlık olmaz. İkinci bir şey, çok acı da bir şey söyleyeyim. Kendisi bir akademisyen olan ve o akademisyenlik ve entelektüel ruhunu hiç terk etmemiş olan genel sekreter AK Parti zamanındaki Hayri Baraşlı Bey. Hayri Hoca. Dediler ki onun bilmem kaç tane makam aracı var. Bu makam aracı meselesi büyük bir yalan. Fakat ilginç bir şey söyleyeyim size. Hayri Hoca makam aracı kullanmıyordu zaten. Bir tane aracı onu da kullanmıyordu. Yürümeyi tercih ediyordu. Bir yerden bir yere giderken de uzak yol. Elbette onu kullanacak. Hayri Baraşlı makam aracı mı kullanmıyordu? Yakın mesafelerde kullanmıyordu. Mesela evine gidip gelirken kullanmıyordu. Ama diyelim ki buradan diyelim ki belediyeden buraya gelecekse herhalde yürüme gelmeyecek değil mi? Kullanıyordu ama o kendi adasında diyelim belediyenin kullanmıyordu. Böyle peki. Bir insana bir süre aracı var deyip yalan iftira etmek hiç şık değil. Aynı